Günaydınlar efendim, hayırlı Kadir sabahlar, Bey, hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Bu ne şıklık efendim, maşallah. Evet, bir Amerikan mutfak görüyorum efendim. Şöyle bir gezelim mi? Öncelikle evime hoş geldiniz. Bihter İnci Şencan, Ispartalıyım, 35 yaşındayım, 3,5 yıllık evliyim, güzellik uzmanı ve estetisyenlik yapıyorum. Şurada küçük bir tane bak, görüyor musun? Beni gözlemiş orada. Bir tanecik. Bir tanecik, hemen evet. Aldım şöyle elimin ucuyla. Son dakika bir şey gelmiş oraya. Aspiratörümüzü tabii, kaldıralım. Onu kaynatmaktan rengi döndü ama temiz. Hamarat olmak bence hem hızlı olmak, hem pratik olmak, hem temiz olmak, hem de yaptığında yemeği gerçekten yenilebilir ve lezzetli olması. Kendim yemediğim bir şeyi zaten kimsenin karşısına çıkarmam. Bas çık. Bak biliyorum ama çıkmadı. Çıkmadı. He. Gerçekten söylüyorum. İşte şey oluyor şimdi, yarışma heyecanlı iki günde yüklenilince bazen kaçabiliyor gözde. Çok minik. Belli ama bayağı uğraşmışsın. Çok uğraşmışsın. Belli başlı yerler kalmış. Bunun kazıcısıyla yaptım. Ha o var yaptım. Mı sende? Var. Çok merak ettim onun cam jiletini. Sadece o kullanılıyor çünkü. Bu bizim senden temizlik benim işim de ona benziyor. Ha, ne yapıyorsun bunu böyle? O işte buraları hep şey olduğunda şunlar ayrı. Bu camdan alakalı bir şey. Yüzeydeki şeyleri çizmeden hemen bilginiz olsun cam ocak kullananlara şimdiden tavsiyemiz. Mesleğim gereği görselliğe çok çok önem veriyorum. Dokunduğum, düşündüğüm her şeyi güzelleştirdiğime inanıyorum. O yüzden en güzel tabaklar bugün benim masamda olacak. Evet, mutfağımız güzel. Zaten küçük ferah bir mutfağınız var. Sonra şöyle üst dolabın çıtasına da o şey kısmı var, taç kısmı. Aha. Ona da bakarız. Evet, salonumuza geçiyoruz efendim. Benim için buzdolabının düzeni, temiz olması, dolapların içi, kavanozların temizliği çok önemli. Şimdi ben bu evin neresini değerlendireceğim? Neresi salon, neresi oturma burası, odası? Burası oturma odası. Şu beyaz masaya kadar? Buraya kadar. Evet, o gerisi ne? Kış. Tabii orayı da yani şey yapabilirsin. Tuhaf orası geldi balkon. Bana. Temizlik benim için her şeyden daha çok önemli. Çünkü hijyen. O yüzden gittiğim yerde de halı olsun, toz olsun inanılmaz bakıyorum. Ve kendimin de temiz olduğuna inanıyorum. Masamızı bir açalım efendim. Dantellamızı şöyle bir kaldıralım. Komşum sildi. Komşum mu sildi? Evet sağ olsun saat 2'de geldi. Burayı o sildi. Gece 2'de. Evet ben de. Allah herkese gece 2'de masa arası silecek, komşu nasip etsin inşallah. 5'i çeyrek kala uyudum. Peki, kapatalım efendim. Banyo nerede? Buyurun. Hadi gel geçelim. Evim Amerikan mutfak olduğu için benim için temizlik çok çok daha önemli. Çünkü mobilyalarla birlikte yağ olsun, koku olsun bunlara çok dikkat ediyorum. Yaptığım yemeği zaten çok dikkatli seçiyorum. O yüzden sürekli filtre değiştirmek zorunda kalıyorum. Ve sürekli kaynattığım için de zaten sürekli eskiyor. He, ev kadar genişliymiş banyomuz ama olsa o kadar balkon yapmışlar, banyoyu bu kadar koymuşlar. Deterjan gözümüze bakalım. Yıkadım sadece sabah çalıştırdığım tamam. İçin. Temiz. Bakabilirsiniz. Araları. Bu makine kullanışlı mı? Ben de çok heveslendim ama almadım. İnanılmaz kullanışlı. Hem kurutuyor aynı zamanda ya da. Ya şu deliği yani içine böyle akıyor çok. Musun? Ben sonradan çok ekliyorum. Mesela az yıkayacaklarımı sonradan ekliyorum. Ben olsam buradan su koymayı eklerim. Bol bol az suyla yıkadıkları gerçekten çok güzel. Ben çok memnunum. Evet duşakabinimizin silikonlarında kararma yok. Musluklarımız gayet güzel evet. Parlıyor. Duşakabinimizin üstüne şöyle bir el atalım. Hadi. O da gayet güzel. Banyoda zaten hijyen açısından en çok dikkat ettiğimiz yer. Yerlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Kireç izinin olmaması, temiz olması, lavabonun yine aynı şekilde temiz olması gerektiğini düşünüyorum. Evet Bihter'cim banyon gayet güzel. Zaten banyo çok küçük. Sen burada nasıl iş yapıyorsun? Hiç sormayın. Oo. O kadar zor ki tavanlar falan yemin zaten ediyorum, şey, kabir çok gibi ruhum daraldı. Bir de makine de burada. Maalesef. Şey yap sen o balkonda bir yer yap bunu oraya al. Ferah ferah olsun burası. Evet nereye gidiyoruz efendim? Misafirlerimizi ağırlayacağız. Evet. Dün bayağı çetrefilli geçti. Masa gergindi. İlk günde sen zaten Derya Hanım'la öyle geçti. Bugün senin masan şöyle pozitif olsun. Güzel yemekler çıkart istiyorum. Kesinlikle öyle olacak. Hadi bakalım. Geçmiş. Görüşmek dileğiyle. Büyük ödülü kazanırsam hem annemlere hem de eşimin ailesine büyük sürprizler yapmak istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.